Bir hafta sonundan hepinize merhaba. Bugün konuğum Şahap Erastan. Şahap Bey'le birlikte AKP'nin hayati tehlike oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını öngören yasa tasarısını, toplumun bu tasarıya verdiği tepkileri ve tüm bundan ne anlamamız gerektiğini konuşacağız. Şahap Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahap Bey, ben önce biraz bilgilendirme yapayım. Temmuz 2021'de hayvanları koruma kanunu kabul edilmişti. Bu kanuna göre sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılacaktı ve böylece popülasyonları ufaltılacaktı. Ama anlaşılan o ki bu tasarıya, bu koruma kanunu üzerinde bir değişiklik yapılması planlanıyor ve çok sayıda sokak hayvanının uyutulması, öldürülmesi tasarlanıyor. Şimdi biz işin siyasi tarafını konuşmayacağız bugün. Çünkü siyaseten de belli gündemi manipüle etmek için, farklı konuları, ekonomik konuları, siyasal konuları hasır altı etmek için böyle gündemler yaratılıyor. Biz başka bir şey konuşalım. Biz tabir yerindeyse yeni düşmanımız sokak köpeklerini konuşalım. Biliyorsunuz dönem dönem toplumun bir kesimi gözüne bir düşman kestirebiliyor. Bu bazen sahnedeki kendilerine göre kendi ahlaklarına uymayan bir kadının giyimi olabiliyor. İffetsiz saydıkları bir kadın olabiliyor. Bazen mülteciler olabiliyor. Bazen ülkede yaşayan azınlıklar olabiliyor. Bazen Kürtler olabiliyor. Olabiliyor da olabiliyor. Düşmanlarımız çok sayıda. Bu sefer aslında bu eski bir düşmanlık ama yine gündeme gelen düşmanlığımız sokak hayvanları. Tabii şeyin altını çizmek istiyorum ben. Bu bir sorun olabilir. İnsanların hayatını zorlaştırabilir. Çocukları korkabilir. İnsanlar yaralanabilir. Tüm bunları anlayışla karşılayabiliriz. Müzakere edilerek bu sorunun çözümüne gidilebilir. Ama özellikle sosyal medyada bir takım insanların elime tüfeği alıp öldüreceğim. Ben bu köpekleri istemiyorum. Ben şehrimde, ben sokağımda köpek istemiyorum. Serzenişlerini duyabiliyoruz. Öldürmeye bir arzu, istek, yatkınlık ve bunu söylerken burada hiçbir sorun olmadığını düşünmek. Öncelikle bunu sormak istiyorum size. Bir düşman belleyip, bir düşman görüp bunu öldürmeyi hak saymak neden ileri gelebilir toplumda? Türkiye'de son yıllarda tüm hikaye negatif politikalar üzerinden kurgulanıyor. O anlamda sizin söylediğiniz şey pozitif bir çözüm bulmak. Oturup bilim insanlarının oturup mantıklı var olan bir sorunu çözüm bulmalı. Öyle değil ama negatif politikalar üzerinden olduğu için sürekli her konu duygusallaştırılarak bir yana çekiliyor. Neden duygusallaştırılıyor? Duygusallaştırdığınız zaman mantığa yer yok. Ve insanlar daha duygusal tepkiler verebiliyorlar, silahını alıp işte öldürmekten yola çıkabiliyorlar. René Girard diye bir şey dinler tarihini araştıran bir düşünür. Günah keçisini incelemişti. Hoca söylediği şey şu, bir toplum kendi içerisinde sorunlar yaşıyorsa mutlaka kendi içerisinden bir günah keçisi bulur ve o tüm duyguları, negatif duyguları o tarafa kanalize eder ve onları yok etmeye çalışır. İşte cadılar onun için yok edilmiştir, işte dekolte giyen bir kadına onun için saldırılır. Bu şeyde negatif politikalar üretilen toplumların tümünde düşmanlar değişir. Demin sizin de söylediğiniz gibi. İşte Suriyelileri öldürelim olabilir. Şu demin de siz çok iyi doğru, çok iyi belirttiniz. Yani bu kadar toplu göç alan her ülke sorun yaşar. Ciddi sorun yaşar. Bu sorunun kaynağı ne, çözümü ne, nasıl çözeceğiz yerine yok edelim diyorlar. Bunun da bir geleneği var. Ya zaten komünistler Moskova'ya diyorlardı. Ya öldürürüz ya Moskova'ya diyorlardı. Şimdi de şeriatçısı Arabistan'a gidiyoruz. Ya da ya bizim işte değişmeyen düşmanlarımız. Eğer çok ortak bir düşman arıyorsak bizim değişmeyen düşmanımız da Yunanlardır. 2 saatte Atina'ya geliriz falan diye tehdit ediyoruz. Bu bir kendi çevrelerini stabilize etmek için kullanılan bir şey. Diğer taraftan da negatiflik üzerinden diktatörlüklerin tümü sürekli bu duyguları ayakta tutarak yaşayabilir. Eğer Erdoğan bu topluma 2 ay izin verirse bu toplum mantıklı düşünme, çözüm aramaya başlar. Ve birlikte insanlar arasında, gruplar arasında diyaloglar başlar. Onu engellemek için sürekli bu tür toplumlar her gün sansasyonel bir şey yaparlar. Bir dönem sonra toplam da çok mazoşist olmaya başlıyor. Erdoğan bir şey söylemezse Batman'ın köyündeki bir hocanın söylediği, ne bileyim bilmem Niğde'nin bir kasabasındaki bir öğretmenin söylediğinden yola çıkarak yeni sansasyonlar yaratarak sürekli insan o duygularını ayakta tutmaya çalışıyor. Şu,
şeyde bu tür otoriter toplumlarda, otoriter dizayn edilen toplumlardaki temel mesele şu: sürekli siz toplumu duygularını kontrol etmek durumundasınız. Eğer toplumun duygularını kontrol etmezseniz o toplumda oluşan struktürel şiddet sorgulanmaya başlar. Struktürel şiddetle neyi kastediyorum? Bir şiddet, ben acı çekiyorum ama bu acının sebebini ve kimin tarafından geldiğini bilmiyorum. En tipik örneği yoksulluktur. Türkiye'de yoksulluk diye bir şey var. Herkes bunun acısını yaşıyor. Eğer otoriter toplum sansasyon yaratması, benim duygularımı kanalize etmezse ben sonra bunları düşünmeye başlarım. Ciddi çözümler üretirim. Bu ciddi çözümlerin hiçbiri de otoriteye, diktatörlüklere yaramaz. Onun için de bunları, bu tür hikayeleri sürekli gündemde tutuyorlar. Bir şey daha var. Bir dönem sonra işte insanız hepimiz, insan olmak duygulanmak demek. Duygulanımlar olması gerekiyor. Burada günümüzde otoriter toplumlar duyguyu ne zaman nasıl olacağınızı da karar verirler. Mesela geçenlerde Yasin ilan ettiler, işte İran'daki helikopter kazasından sonra bizim kime, ne zaman, nasıl yas yap tutacağımızı bile birileri karar veriyor. Bizim neye sevineceğimize birileri karar veriyor. Bizim kime ağlayacağımıza. Filistin'deki bir çocuğa dramını ağlıyoruz, çok doğru yapıyoruz. İnsan olmak böyle bir şey. Ama Berkin Elvan umurumuzda değil. Eğer duygulanmak insan olmaksa, insan duygularını bölerek bir çocuğun ölümüne alıp birine göbek atamaz. Ama diktatörlükler, otoriter düzenler sürekli duyguları da denetleyerek, yönlendirerek, kanalize ederek bizi yönetirler. Şunu söyleyeceğim: diktatörlüğe insanlardan oy almak, iktidar olmak yetmez. İç dünyamıza, duygularımıza, beynimize nasıl düşünmemiz gerektiğine de karar verirler. Farklı ses çıkaran, farklı düşünen insanlar da hapse gidiyor. Sorunlar aslında sınıfsal değil ama sınıfsalmış gibi davranılıyor. Yani şeyi söylemek istemiyorum. Her sorunun altında bir sınıfsal kod bulabiliriz. Ama şu açıdan söyleyeyim. Örneğin sokak hayvanlarını korumaya yönelik bir söz ettiğinizde şöyle bir şey duyuyorsunuz. Diyorlar ki siz zaten güvenlikli sitenizde yaşıyorsunuz. Siz bizim gibi maruz kalmıyorsunuz ki. Siz mahallede yaşamıyorsunuz ki öyle değil. Bir sürü mahallede yaşayan insan da bu hayvanları korumak istiyor. Ama sizin dediğiniz gibi öyle bir boğan yoksulluk var ki kendi gibi düşünmeyen insan bu zengin zaten. Bunun tuzu kuru zaten. Şimdi aynı şeyi mültecilerde de yapıyorlardı. Sizin olduğunuz semtlerde mülteci yok ki siz rahatsınız. Bunun doğruluk payı olabilir. Ben tamamen külliyen yanlış dedikleri demiyorum ama şunu da biliyoruz. Çok lüks semtlerde, çok lüks binalarda yaşayan insanlar da mülteci düşmanı olabiliyorlar. Bu kadar yekpare bir şey değil. Yani zenginler hayvanları sever, fakirleri köpekler ısırır üzerinden bir denklem kurmak çok doğru değil. Diğer dediğinizle ilgili bir çocuğun ölümüne sevinmek, oh oldu demek. Diğer çocuğun ölümüne üzülmek. Bu da büyük ihtimalle yaratılan düşman var. O çocuk düşman kotasına girdiği için oh olsun diyebiliyoruz. Yani bir çocuk ne kadar düşman olabilir, düşman olup olmadığını nereden biliyoruz? Böyle şeyleri sorgulama gereği görmüyoruz. Şöyle bir şey de var. Müzakere etme kültürü yok. Karşımızdaki gerçekten düşman da olabilir, anlaşamadığımız biri de olabilir, sevmediğimiz biri de olabilir, tanımadığımız biri de olabilir. Aynı ülkede yaşıyorsak, aynı toplumda yaşıyorsak onunla masaya oturup sorunlarımızı çözmemiz gerekir. Biz böyle yapmıyoruz. Biz yok etmeyi seçiyoruz. Yani mülteci ise yollayalım. Artık diğer kalan tehditleri söylemiyorum. Hayvansa öldürelim. Kadınsa sahneyi yasaklayalım örneğin. Yani neden bir müzakere yok? Neden bu kadar muktedir görüyor bir kesim kendini Şahap Bey sizce? Ya ben geçenlerde bir sosyal medyada bir yerlerde yazdım, yazılardan birinde geçiyor. Hani eğer olumlu, doyumlu bir ilişki yaşamak istiyorsanız, eşler için söylüyorum, kendi aranızda dövüş kültürü geliştirmek zorundasınız. Çatışma kültürü geliştirmek zorundasınız. Ha? Bu çatışma kültüründeki ölçüde diğer tarafın, siz istediğiniz hakaret edebilirsiniz, diğer taraf özür dilediğinizde sizi bağışlayabilebilmeli. Bu sizin ölçünüzdür de. O anlamda sizin kendi sınırınızı kendiniz belirleyip ama güzel bir tartışma, çatışma kültürü belirlemeniz lazım. İbrahim'i dinlerin şöyle bir özelliği var.
Yani biraz tarih, ben biraz sizinle programlar hep öyle oluyor. Bir yerden hani dalgıçlar vardır ya, böyle dalarlar, akıntıya kapılırlar. Siz şuradan çıkacak dersiniz, başka yerden çıkarlar. Bir konudan gidiyoruz, nereden çıktığımızda her zaman öyle oldu. Bugün de öyle Bu olacak galiba. iyi bir şey mi, kötü bir şey mi Şahap Bey? Çok iyi Bilemedim. söylüyor, çok iyi. Çok böyle notlar aldım. Şimdi buna göre böyle konferans gibi de ders Sohbet de ediyoruz. anlatırım. Hafta sonu sohbet ediyoruz. İkinci Ramses Hititlerle savaş yaptığı zaman ya da bir ticari anlaşma yaptıkları zaman şöyle bir durum vardı. Yani ikisinin de tanrısı vardı. Ticaret tanrısı vardı, savaş tanrısı vardı. Hiçbirinin tanrısı, yani senin tanrın bu, benim tanrım bu diyordu. İyi tanrı, kötü tanrı, yanlış tanrı yoktu. Tek tanrılı dinlerle beraber doğru tanrılar ve yanlış tanrılar doğdu. Bir tane doğru tanrı var, diğerlerin hepsi yanlış. Onun için yanlış tanrıların hepsi yok edildi. Yanlış tanrıların özellikleri de tek tanrıya yüklendi. Tek tanrı, Eşnaton'dan bu yana tek tanrı dinlerin doğuşunda böyle vardır. Bununla beraber doğru ve yanlış geldi yeryüzüne. Şunu söyleyeceğim. Doğru ve yanlışın gelmesi ve İbrahim'i dinlerde şunu da beraberinde getirdi. İbrahim'i dinlerin hoş şeyi, ikilem toleransı çok yoktur. Yani ötekinin öteki olduğunu kabul ederek ötekiyle barış içerisinde yaşamak, böyle bir gelenekleri yok. Ötekini ya yok ediyor ya kendine benziyor. Demin dediniz ya, güvensizlik. Mesele köpeklerle ilgili bir güvensizlik değil. Suriyelilerle ilgili bir güvensizlik değil. Yine tek tanrılı dinlere göre güvensizlik ne zaman başladı? İlk günah işlendiğine göre, şey İslam'a göre, Yahudiliğe ve şeye göre, Hristiyanlığa göre de işte elmanın yenilmesiyle başladı. Ayartmayla başladı. Sonra cennetten kovulduk. Cennetten kovulmak demek, yeryüzü bizim sürgün edildiğimiz yer. Doğmak cennetten kovulmaktır. Güven dediğimiz şey, eğer bir bebek doğuyorsa, annesi babası kucağına alıyorsa, her bebek ağlayarak doğar çünkü cennetten kovulanların halidir bu. Ha? Anne ona güven vererek, onu kucağına alarak, ben buradayım, bana güvenebilirsin diyerek bir temel güvence duygusu, güven duygusu oluşturarak o çocuğun gelişmesine sağlar. Biz önce duygularımızı ve gereksinimlerimizi annemiz babamız üzerinden gideririz. Büyüdükten sonra bizim annemizin babamızın yaptığı tüm görevleri biz farkında olmadan devlet ve devlet kurumlarına devrederiz. Devlet dediğim şey, korktuğum zaman gittiğim ve bana korkman gerekmiyor diyen kurumdur. Benim polisim var, benim ordum var, korkma, korkacak bir şey yok diyen kurumdur. Ve biz kardeşimle dövüştüğüm zaman babamıza gidiyorduk, babam geliyordu, hukuk sistemi sen yanlışsın, sen hata yapmışsın, kimin yanlış yaptığını belirliyordu. Şimdi sizinle kavga etsek mahkemeye gidiyoruz, devletin kurumuna gidiyoruz ve babamızın yaptığı işi devlet yapıyor. Şimdi sorun, eğer korku ve güven yok, halk arasında böyle bir sorun varsa devlete gideriz, devlet çözer. Türkiye'deki en büyük sorun devletin kendisi. Yani bir asıl sorun şu: devlet için herkes için sorun değil devlet. Devletin öz evlatları var ve bu Sünni Türklüktür. Onlar evlatları onları çok seviyor. Diğer öteki olanları, demin dedim ya, bir ötekiyle ikilem kültürü, ötekinin öteki olması, ötekinin benim kadar hakkının olması fikri yok. Onlar ya yok edilecek ya bana benzeyecek. Bana tabi olacak. Eğer bunlar olmuyorsa ikilem toleransı, hoşgörüsü olmadığı için onları yok etmeyi söylüyor. Bir de üvey evlatlarına da çok çok kötü muamele yapıyor. Güvenmek. Şimdi Suriyelilerle sorun varsa bunu devlet çözer. Devlet de bilim insanlarıyla, işte yazarlarla, entelektüellerle rasyonel tartışarak bir çözüm üretir. Böyle bir şey. Köpeklerle ilgili bir sorun varsa köpekleri yok edelim, bitsin. Yani hangi sorun varsa ortadan, yani eğer milli eğitimde sorun varsa okulları kapatalım gibi bir şey bu. Şahap Bey ama şöyle bir şey var. Yani bunu hiç dine inanan ya da dindar bir yerden söylemiyorum. Ama biz bütün meseleyi din üzerinden bakmaya başlarsak şöyle bir paradoks çıkıyor. Yani Kuzey Avrupalılar da mesela tamam inançlı değiller belki ama onlar da dediğiniz o kod olarak onlar da dünyaya sürgüne gelmiş olan insan. Türkiye'de biz son 20 yılda dinin çok büyük problem olduğunu söylüyoruz. Toplum üzerindeki negatif etkisini söylüyoruz. Bunu bir tarafa koyalım. Kuşkusuz var etkileri. Ama sadece dinle açıklanabilecek bir şey değil. Bu sadece 20 seneyle de açıklanabilecek bir şey değil.
Ben siz anlatırken şunu düşündüm. Hani dediniz ya, hukuk, devlet, ailede babamızdı. Şimdi biz babamıza meydan okuyamıyoruz. Biz babamıza sen bir şey yanlış yapıyorsun diyemiyoruz. Bu köpek konusunda da yani arka arkaya söylüyoruz böyle, ama şey yani Suriyeliler konusunda da örneğin, yani bu Suriyelilerin göçünün birinci müsebbibi hükümet. Yani Suriyelilerden hırsımızı çıkaracağımıza hükümete niye böyle bir yanlış işte göçmen politikası uyguluyorsun diyebiliriz, demiyoruz. Gücümüz babamıza yetmiyor. Sizin geldiğiniz şey de çok doğru bir şey. Psikanalizin en temel kuramlarından bir tanesi Ödipal çatışmadır. Ödipal çatışma ne demek? Ödipal çatışma bir dönem sonra çocuğun bir dönem anneyle babandan kadar yeterli olmadığını, yetersizliğini kabul ederek anneyle babayla özdeşleşerek onlar gibi olma savaşı. Bir dönem sonra çocuklar anneyi babayı geçerler. Çünkü onların bilgilerinin tümünü derler. Üzerine de edinirler, üzerine de başka bilgiler koyarlar ve babayı geçerler. Bizim kültürümüzde Ödipal çatışma hiçbir zaman babayı geçme üzerine olmuyor. Bu da ne demek? Baba derken otoriteyi kastediyorum. Tanrıyı, devleti işte neyse babayı bunları kastediyorum. Biz de otoriteyle girilen tüm çatışmalarda, Ödipal çatışmamızda biz de babayla çocuğun çatışmasında hep çocuk katledilir. Her zaman baba ölene kadar tartışması otoritedir. Siz çok doğru bir yerden geliyorsunuz. Şimdi ölene kadar hiçbir politikacı koltuğunu bırakmıyor, farkında mısınız? Ölene kadar. Yani Devlet Bahçeli'yi görmüyor musunuz? Deniz Baykal'ı görmediniz mi? Üç kişi getiriyordu, oturtuyordu, hala demeç veriyordu. Bunun nedeni de şu, hiç yaşlı kuşaklar bizim gibi kültürlerde genç kuşakların becerikli olabileceğini, yeterli olacağına kesinlikle inanmıyorlar. Yani çocuklarının kendilerini geçebileceğine böyle bir şeyleri yok, böyle bir hayalleri bile yok. Onun içindir de işte sorun olduğu zaman işte hemen yetişkinler bu tür kararlar verebiliyorlar. Yani tüfeği elime alırım, çıkarım. Ben de öldüreceğim bu köpekleri. Bu öldürmenin artık bu çağda, yani 2024 yılında bu kadar rahat. Yani burada katledilenin bir hayvan olması mı bu işi bu kadar hafifletiyor? Bir insan bu kadar kolay öldürebilir mi? Öldürmenin muhabbetini yapmaktan, bunun sohbetini yapmaktan zevk alması normal midir? Nasıl görüyorsunuz bunu? İdeal diye bir şey var. İnsanlık tarihinde herkesin bir ideal diye kurduğu bir şey var. Bu idealimiz daha önceleri neydi? İdeal mesela bizim dönemimizde ya da her dönemde de öyledir. İşte ailenin idealleri vardır. Bireye yüklenen idealler vardır. Hırsız olmayacaksın, komşuna zarar vermeyeceksin, işte kötülük yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, üçkağıtçı olmayacaksın. Faşizm tartışmalarında o günümüzde psikanalistlerin yeni bir şey söylüyorlar. İdealin kaydırıldığını söylüyorlar. İdealin yerine dava diye bir şey konulduğunu söylüyorlar. İdeolojilerle doldurulduğunu söylüyorlar. İnsanlar bu ideolojilerle özdeşleştikten sonra başka bir özel bir ahlak geliştiriyorlar. Dava için yapılan, kendi ideolojileri için, inandıkları şeyin için yaptıkları her şeyi mübah görüyorlar. Yani onun içindeki bir sürü şey Türkiye'deki, demin dedim ya, duygusallaştırılıyor. Köpeklere karşı olan, köpeği tartışmıyoruz ya, davayı konuşuyoruz. Kim haklı, kim yenecek, kim yenileceği konu. Artık köpek falan meselesi değil. O kadar duygusal ve hararetli bir şekilde bir yerden konuşuluyor ki yani halbuki yani doğru, köpekler sorun olabiliyorlardır, bunu anlayabiliyorum. Oturulur ama bunu çözmeyi konuşuruz. Yani işte demin de söylediğiniz gibi sorun varsa yok ederiz, kaldırırız, böylece sorundan kurtuluruz. Şu toplum, bu toplumda kavranmayan şu, demin dedim ya, negatif politikalar oluyor. Negatif politikalar olurken mutlaka köpeklerin yerine başka birini koyarlar. Ya bir hafta sonra şey söyleyeceğim. Kürt şarkıcıları tutuklayacaklar. Göreceksiniz işte Kürtçe niye şarkı söylüyorsunuz diye. Bir 10 gün sonra Suriyelileri öldürelim, yok edelim falan. Bu sanıyoruz ki biz köpekleri öldürdüğümüz zaman kurtulacağız. Hayır. Bu düşünme sistemi, bu duygusal sistemi sürekli düşman kötüyü yaratarak, yerine başka birini koyarak sürdürmek zorunda. Onun için köpeklerle mesele köpek meselesi değil. Şeyde insanlar biz ve siz üzerinden, ben ve sen üzerinden kendilerini tanımlarlar. Bizde olan şey son 120 yılda ötekinin sürekli ve sürekli düşman kötü öteki olması. Burada faşizmin bir şey var. Faşizm araştırmalarından çok bildiğimiz bir şey var. Köpek artık köpek değil, bir canlı değil.
Yahudileri nasıl öldürdüler musun? Virüs bunlar, mikrop dediler. Mikrop varsa biz ne yaparız? Mikropları temizleriz. Eğer Yahudiler mikropsa ne yaparız? Temizlediler işte. Hani bunlar insan değil. Soykırımın aşamaları, yani bir canlı olmaktan çıkarıyorsunuz Tabii. nefretinizi. Ya insan dışılaştırıyorsunuz, ondan sonra insan, o zaman suçluluk duymanız da gerekmiyor. O zaman Yahudileri, bir insanı, bir canı, bir çocuğu konuşmuyoruz. Yani anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ya pislikten temizleniyorlar, pislikten korunuyorlar. Zaten bunlar insan değil. Bunun bir süreci var. Yani onun için köpek öldürülmüyor. Sokaklar pislikten temizleniyor diye düşünüyorlar. Öyle Öyle diyorlar. olduğu zaman Zaten öyle diyorlar. Yani bakın, bu temizlik kelimesi, şimdi siz dediniz, çok kullanılan bir şey. Yani işte şehri mültecilerden temizlemek, sokağı hayvanlardan temizlemek, işte atıyorum üniversitedeki bir sorun sırasında üniversiteyi teröristlerden temizlemek. Yani bu temizleme kelimesi üzerinde çok durulması gereken bir kelime. Ortada bir kirlilik var ve onu temizlemek istiyorlar. Bu sistemler devamlı bir öteki yaratmak durumunda mıdırlar Şahap Bey? Ötekisiz olamaz mı? Devam edemez mi? lan, sizin madem size bir lafı var. Bir Zygmunt Bauman da böyle Türkçe'ye de çevrildi sanıyorum. Onların söylediği bir şey var. Toplum olmanın ilk koşulu biz ve sizi kurgulamaktır. Olmaz. Burada bir problem yok. Yani Alevilerle Sünniler aynı değiller. Aynı da olmaları gerekmiyor. Öteki olabilirler. Mesele burada düşmanlaştırarak öteki, ötekini düşman olarak tanımlamak. Sürekli o yere koyma. O zaman düşman, pislik dediğiniz zaman temizlemek durumu kalıyor. Eğer bir toplumda, bakın şey söyleyeceğim. Eğer pislikten söz ediyorsak, sürekli pisliği kullanıyorsak, işte de obsesyonun en büyük özelliği, hani titiz kadınlar deriz ya, sürekli işte ortalığı temizlerler ya. Burada psikanalizin söylediği şey var. İnsanlar aslında içindeki pisliği temizleyemedikleri için hep dışındaki pisliği temizlemeye çalışırlar. O zaman bizim toplum olarak ve birey olarak kendi içimizdeki pisliklere bakmamız lazım. Sürekli köpekleri öldürerek, kedilerle düşmanlaşarak, Suriyelilere bilmem ne diyerek olmuyor bu. Biz o zaman ne zaman içimiz kirlenmeye başladı diye onunla bakmak lazım. Bunun için de sadece kendimize bakmamız da yetmez. Kuşaklar arası gelen pislikleri de incelemek gerekiyor. Tarihe gitmemiz gerekiyor. Bu tür toplumlarda niye canileşiyoruz, tırnak içerisindeyiz, ama canilik de tırnağı da kaldıralım. Cani toplumlarda şey var. Empati yorgunluğu vardır. Ortada zulüm vardır. Diğer diktatörlüklerin çoğunda, otoriter toplumlarda sürekli yaşanan bir zulüm vardır. Bu zulmün getirdiği bir acı vardır. Bu acı ama istediğiniz yere, adrese gönderilemez. Onun içindir ki sürekli birilerinin üzerine atarak halledersiniz. Bir de sürekli zulmün tanığı olmak bir dönem sonra empati yorgunluğu yaratır. Örnek vereyim. Filistin'deki yapılan katliamlara ilk gördüğümüz gün haberleri dinlememiz, meraklanmamız ve duygusal tepkilerimiz, farkında mısınız, yorulmaya başladı. Artık haberlerden kaçmaya başladık. Ve eğer böyle durumlar olduktan Şahap sonra Bey, bir de özür dilerim. Oradaki kaçmak biraz da şey değil mi? Yani elinizden bir şey gelmiyor. Dur diyemiyorsunuz ve çaresizleşiyorsunuz. Bu da sizi rahatsız etmeye başlıyor ve artık görmeye dayanamıyorsunuz. Tahammül demeyeyim de. O yüzden kaçıyorsunuz. doğru. Yani Ve işte diktatörlüklere ama da çaresizlikleri politikaya dönüştürürler. Ondan sonra bu çaresizlikleri düşman gösterdiklerinin üzerine salarak orada o öfkenin bir dönem dışarı çıkmasına sağlarlar. Onu çok doğru söylüyorsunuz. Hepimiz çaresizlikleri yaşıyoruz. Ama diktatörlüklerin tümünde, otoriter toplumların tümünde politikalar çaresizliğin gösterilen tepkiyi yönlendirmek biçimindedir. Onun için de öteki, düşman denilen öteki sürekli değiştirilerek kanalize edilebilir. Söyledim, sürekli toplumun gazı alınmaya çalışılır. Şahap Bey, şeyi de konuşalım. Yani toplumdan bahsediyoruz biz ama yani dünya dediğimiz şey sadece toplumun sınırlarıyla, bizim çizdiğimiz toplum sınırlarıyla kısıtlı bir şey değil. Dünya dediğimiz daha geniş bir alan ve biz bu dünyayı birçok canlıyla paylaşıyoruz. Yeri hatırlamıyorum. Ya Bodrum ya Marmaris olması gerekiyor. Bir kadın tatile gitmiş ailesiyle. Kıyıya deniz anaları vurmuş. Bu deniz analarının videosunu çekmiş ve belediyeye çağrıda bulunuyor. Böyle zehir zemberek bir şekilde diyor ki, bunları buradan temizleyin. Bakın, yine temizleyin. Biz ailece diyor geldik, bir hafta tatil yapacağız.
Ben bu deniz alanlarını çekmek zorunda mıyım? Şimdi bu örneği çok seviyorum çünkü ismi çok manidar. Deniz anası. Yani deniz onun. O onun yaşam alanı. Ve biz onlara misafir gidiyoruz yazları. Onların ve bizim denizimizden yararlanmaya gidiyoruz. Ama asıl onlar yaşıyorlar. Şimdi bu ırkçılıktan bahsediyoruz programın başından beri. Irkçılıkla türcülüğün çok muhteşem bir uyumu var. Yani her ırkçının bir anlamda türcü olduğunu görüyorum ben. Her türcünün de ırkçılığa çok sempatiyle baktığını hissediyorum kendileri farklı olmasalar da. Ya bu paylaşamama durumu nedir? Bu dünyayı niye biz hayvanlarla paylaşamıyoruz? Herkesin sevmesinden bahsetmiyorum yani. Herkes evine alıp beslesin demiyorum. Ama neden bu kadar canımızı acıtıyor? Onların da bu tabiatın bir kısmını oluşturması. Onları niye temizlemek istiyoruz durmadan Şahap Bey? Ne bakın şey söyleyeyim. Demin o köpekleri katledelim, öldürelim diyen adamların bir kuşak öteye gittiğiniz zaman ki evlerinde köpeği vardı, kedileri vardı, kuzularına isim koyuyorlardı. O canlılarla birebir ilişkileniyorlardı. Yani bir kuşak öteye gidelim, her evinde işte bir kapıda bir köpek vardır, kedi vardır, kuzular vardır, atı vardır, eşeği vardır. Tek tek isim koyarlar. Yani insanlaştırırlar. Yani bir köpeğe isim koyuyorsanız, bir kediye isim koyuyorsanız insanlaştırıyoruz. İnsanların ismi var. Kediler kendi aralarına isim koymuyorlar. Freud'un bir kuramı var. Freud diyor ki insanlık tarihinde üç tane önemli narsistik incinme vardır diyor. Bunlardan bir tanesi Kopernik incinmesidir diyor. Hani insanlar bu inançlara falan sistemine göre dünyayı evrenin merkezi sanıyorlar. Tanrı merkez olarak yarattı, en güzel yer olarak yarattı. Daha sonra Kopernik devrimiyle biz dünyanın çok kıytırık bir yer, evrende çok kıytırık bir yer olduğunu, hatta Güneş sistemi, hatta Samanyolu sisteminin bile en küçüklerden bir tane böyle şaka gibi bir şey yani. Minyatür bir galaksi olduğunu falan öğrendik. Şimdi, o zaman ne oluyor? Demek ki bizim şu ana kadarki bilgilerimiz, biz önemliyiz, bizim yaşadığımız yaşam alanları da önemlidir. Bu çöpe gitti diyor. İkinci incinme diyor. İnsanlık tarihindeki ikinci incinmeyi diyor, Darwin yaptı diyor. Darwin ne dedi diyor? Biz üstünüz, böceklerden üstünüz, bu hayvanlardan üstünüz. Benim domuzla genetik akrabalığım, DNA akrabalığım %95 mi ne? Şempanzelerle yani gerçekten o kadar yakınız ki. %98'lere %98 akrabalığımız var. Ben çekirdeğiyle genetik akrabalığım var. Sivrisinekle genetik akrabalığım var. Darwin dedi ki ya bırakın kendinizi övmeyi. Buradaki bu dünyadaki yaşayan canlılar birbirleriyle genetik akrabalar, birbirleriyle bir anlamda genetik bağları var. İkinci incinme bu. Biz birden hani üstünüz, en üstten sizi yarattık. Dünyayı da sizin için yarattık. İstediğiniz gibi kullanım tosunların diye böyle bir dünya hayal ediyorduk. Darwin dedi hiç öyle değil. Siz domuzların akrabasınız. Domuzlara ayıp etmeyin dedi. Çünkü amcanız sayılır. Hepimiz için böyle geçerli. Bu bizi nasıl oluyor dedik. Onun için hala Darwin'e küfür etmeyi bırakmıyoruz. Üçüncü narsistik incinme söyledi. Benim söylediğimdir dedi Freud. Yani o da biz her şeyi mantıkla oturarak, konuşarak mantıkla değil mi çocuğa mesela şimdi demin de söylediniz. Ya otursak mantıkla şu sorunu çözsek ne güzel değil mi? Öyle değil. İnsan öyle işlemiyor dedi. İnsanın bilinç ötesi insanı belirliyor. İnsan bu belirlemeye sonradan mantıksal açıklamalar buluyor. Yani bu kadar mantık işlerini çok önemseyin. Mantıklılık kötü bir şey değildir. Ama mantığın altında bulunan o dinamiği bilinç ötesine o depoyu için tarihsel boyunca oluşmuş kültür dediğimiz işte rüyalarımızda ortaya çıkan bilinç ötesini biraz ciddiye alın dedi. Şimdi bakarsak tekrar dönürsek bu üç tane incinme Türkiye'ye Müslüman ülkelere fazla uğramadı. Biz hala 300 yıl önceki mantıkla ne Kopernikus görmüşüz, dünya evrenin merkezi sanıyoruz, insanı hepsinin üstünde istediği gibi kullanma hakkı var sanıyoruz. Bunun getirdiği temel bir sorun var. Söylediğiniz gibi işte deniz anaları biz bir şey daha var. İnsan yaşıyorsa ve hayatını sürdürüyorsa fail olduğunu kabul etmek zorunda. Hepimiz bir yerde doğadan çalarak, doğadan bir şeyler kaparak, doğaya zarar vererek fail durumuna geliyoruz. Hepimize düşen pay bu. Biz ilk yazlıkçılar, Türkiye'nin ilk yazlıkçılarından biz. Biz gittik, zeytin ağaçlarını kestik, işte kooperatif ev kurdular, biz oturduk. Ondan sonra gelenlere biz hep şeyci olduk. Doğacı olduk biliyor musun? Çamları kesiyorlardı zeytin ağaçlarına. Hepsine
biz failiz. Yani deniz kenarında oturup hafta sonları naylon torba toplamayı duacılık zannediyor millet. Ne demek istediğimi, belirli oranda fail olabiliyoruz. Ama bunu keyfi yapmak, ya sokakta gezen köpeği hiç canım istemiyor gidip vuracağım demeni, bu artık bu işler çok patolojik bir yerlere geldi, onu söylüyorum. Türk toplumunda konuşacağımız şey bana göre psikopatolojidir. İstanbul'da da gördüğümüz bir şey, bazı çocukların sokak hayvanlarını tekmelediğini, zulmettiğini görüyoruz. Haberlerde hayvanların işkence edilerek öldürüldüğünü görüyoruz. Bunun eğitimle bir ilgisi var mı? Yani bir çocuğa hayvanı sevmesi ve hayvana zarar vermemesini öğretmek gerekir mi? Yoksa zaten insanlar doğduklarında bu bilgiyle mi doğarlar? İçgüdüsel olarak başka bir canlıyı sevmek, korumak mı gelir içlerinden? Yoksa bu eğitimle mi sağlanıyor? Yani faillerin tümü hayatlarının bir yerlerinden kendileri mağdurdurlar. Benim söylediğim, bu toplumda korkunç bir şiddet hiyerarşisi var. Herkes kendi mazlumunu vurarak, bularak ona zulmediyor. Çocuk dediniz ya, çocuk da hayvanlarla oynamak, hayvanlarla ilişkilenmek yerine kendi döneminizde var mıydı da bizi ısırarak severlerdi. Yani saat yaparlardı, biliyor musunuz? Hani böyle yapıla yapıla bizim yanaklarımız ağrırdı. Biz hiç öyle söyleyeyim, bu sevgiyat ne oluyordu bunlar? Bu toplumda o kadar çok şiddet, o kadar çok şiddet var ki. Ve bu şiddetin içinde büyüyen çocuklar, yani böyle seven, ısırarak saat yaparlardı bize. Bana çok saat yaptılar. Yani çok sevimli bir çocuk olduğum için de zaten herkese yapıyorlardı. Ben de payıma düşeni aldım. Dediniz ya, eğitimle alakası var mı? Hani böyle seven bir toplum, dedim nereden mağdur oluyor şimdi? Bu çocuğu da dövmüyoruz diyoruz. Ha? Anlatmak istediğim şey, farkında olarak ve olmayarak struktürel şiddetin mağdurları oluyoruz. Aile şiddetinin mağdurları oluyoruz. Toplumdaki hiyerarşilerde altlara düşebiliyoruz. Bu çocuklar kendi mağdurlarını yaratıyorlar, onu söylüyorum. Tabii eğitimde bunların olması, demin söyledim işte sosyal medyada da yazdım. Yurttaşlık derslerinde kuşlar olmalı, kediler olmalı. Çünkü aynı vatanı paylaşıyoruz ya. Yani deniz anası, deniz anasının vatanı orası. Biz vatanına gidiyoruz, tacizde bulunuyoruz. Özür dilememiz lazım yani. Çünkü onların, insanlar karada yaşıyor, denizde yaşamıyor. İlgisine, şehir planlamacına kedileri, köpekleri, leylekleri katmadan yaptık biz. İşte demin dedim ya, ne Kopernikus umrumuzda, ne Darwin umrumuzda bizim. Biz sadece biziz, istediğimiz gibi doğayı talan ederiz dedik. Mesele şurada. Deniz bitti, biliyor musunuz? Dünya kurtarılamayacak kadar kötü bir yere geldi. Yani dönüşümü olmayacak bir yere geldik. Biz hala sürdürüyoruz o geleni. Keseriz de, asarız da, yaparız da diye dünyanın sonunu getiriyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz zaten. Yurttaşlık bilgisindeki en temel mesele, birlikte yaşadığımız insanlarla oluşturacağımız hukuktur. Bu hukuku kediler avukat tutamayacaklarına göre, kendi lobileri olamayacaklarına göre, kuşların, serçelerin olamayacağına göre biz onlar adına da bunu yapmak durumunda kalıyoruz. Bu konuyu açıyor ama yani burada yine cezasızlığa geliyoruz. Cezasızlık konuşmadan Türkiye'de başka bir konu konuşamıyoruz. Örneğin şimdi sokaktaki güvenlikten bahsettik. Ben eminim kadınların birçoğuna sorarsak bugün İstanbul'da yaşayan, gece yarısı sokaktaki bir köpekten mi korkarsınız yoksa bir erkekten mi korkarsınız diye erkek cevabını vereceklerdir. Ben de erkek cevabını veririm. Şehirde ve Türkiye'nin tümünde kadın cinayetleri işleniyor. Ve birçoğu hasıraltı oluyor. Erkekler gerekli cezaları almıyorlar. Siz dediniz asarız keseriz, onun üzerine bu örneği verdim. Evet, asıyorlar, kesebiliyorlar. Yani biz sokak hayvanlarından bahsediyoruz. Ben de şimdi türcülük yapmayayım. Canlılar arasında hiyerarşi kurmak istemiyorum ama kadın öldürebiliyorlar. Yani köpeği de öldürürler. İşte birileri bu dünyayı ve bu ülkeyi kendi malı sayıyor. Diğerinin yaşam hakkını tanımıyor. Bakın psikanalizde tartıştığımız şey, ırkçılığın gelmesi aslında erkek egemen düzeninin eskisi haline getirmek. Bugün İslamcıların falan savunduğu hikaye, ırkçıların çoğunun savunduğu hikaye de bu. O anlamda orada kadın hakları konusunda işte direnmek, hayvan hakları konusunda direnmek çok önemli bir mevzi gibi geliyor bana. Burada bir şeyi unutmamak lazım. Bu insanlar bir şeyi, bir sorunu ortaya getirdikten sonra sürekli
gelişmeyi bir yenilgi gibi alıyorlar. Diyelim ki bir kanun getiriyorlar, tepki geliyor, geri çekiliyor. Bir dönem sonra tekrar getiriyorlar. Bunlar her konuda tüm her tartışmayı yenmek, yenilmek üzerine, düşmanlık üzerine kuruyorlar. Şimdi kazanılsa bile 3-5 ay sonra aynı konuyu yine getirecek ta ki yenene kadar. O zaman biz de ta ki yenilmemeye çalışacağız galiba. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdınız, programımıza geldiniz. Geçen hafta birçok izleyiciyi kızdırmışız. Birçok izleyici de programın devamını istiyordu. Bu ikinci programımız oldu. Kızmaları beni çok üzmüyor. Çünkü ben de bir sürü şeyi, ben de Kanada'nın bir köyünde büyüdüm. İşte ya bir kasabada büyümüş bir insanım. Bir sürü şeyi küfrederek öğrendim. Önce kızarak öğrendim. Bazen öyle. Bizim toplumda önce kızarak, küfrederek öğreniyoruz. Böyle mazoşist bir yerden söylemiyorum. Umarım ama birlikte dönüşmeyi başarırız. Teşekkür ediyorum. TV izlemeye devam edin diyorum. İyi hafta sonları.